Benim Akif dayımın kızı Zeliha'nın görümcesinin ikizinin eltisi Nuriye vardı ya. İşte onun yeğenin dayısı Kamil amcamın kızının kızı Yağmur. Ha. Ay ne güzel. Evet evet. Şu kim ya? Aa, kim ayol bu? Ne bileyim kız. Ne bu böyle? Ay pek de tipsiz, sevimsiz bir şey. Allah affetsin, çok çirkin ya. Acaba bu üst kattakilerin oğlu vardı, yatılı okuyordu. O olabilir mi? Ay odur odur, pek de hırpani üstü başı, baksana. Ay ay ay. Ay kız. Satanist gibi, satanist, yemin ediyorum. Kedi medi parçalar, Allah korusun ya. Vallahi bonzağı iyice. Bunun yüzünden kapıları iki de değil, dört kere kilitlemek lazım. Kız yüzü lavaşa benziyor ya, canım mı çekti ne? Üzerine birazcık çörek otu, birazcık susam, Ramazan pidesi. Ay söyleyeceğim gülmekten şimdi. Ay kız şemsiye kafa, ay suratına bak dışkı gibi. Ay iştahım kaçar ayol bu benim, evde olsa. Bana bak. Bu şeye benziyor birazcık. Fesleğen kafasına böyle böyle bunu gölgede bekletirsen ölür. Çaktırma. Ay Allah ya, neyse sus sus. Geç gene de öldür müsün satanist? Çocuk! Çıkar zımbırtını. Maide teyze. Evet. Yağmur ben. Hangi Yağmur? Akif dayının kızı Zeliha'nın görümcesinin ikizinin eltisi Nuriye'nin yeğeninin dayısı Kamil amcanın kızının oğlu Yağmur. Ne diyor kız bu? Akif dayımın kızı Zeliha'nın görümcesinin ikizinin eltisi Nuriye'nin yeğeninin dayısı Kamil amcanın kızının kızı vardı ya. Kız değil oğlanmış. Aa, ama sen bana demiştin ki Akif dayımın kızı... Kız değil erkekmiş. Teyze. Maide teyze yeter lütfen, bir daha bütün akrabaları tek tek saymayalım, kusacağım. Çünkü ben bunları evde dinlerken bir posta kustum, biliyor musun? Bu bilgiyi öğreneceğim diye kafamdaki bir sürü gerekli bilgiye yol vermem gerekti. Zihnimden attım onları, çok sinirliyim. Hala ezberleyemedim. Sonra annem kağıda yazdı da elime verdi. Ha bak. Dur şimdi anasını arayayım, öğrenirim ben. Alo, Hümeyra'cığım. Nasılsın? İyiyim, geldi. Geldi tabii, hemen tanıdım zaten. Göz kısmı tıpkı sen. Alt tarafı baba. Evet, çok güzel bir oğlan. Yakışıklı, boylu, poslu. Yağız. Evet, evet canım benim. Rica ederim, ne demek kız, laf olmaz. Öpüyorum, kapat. Yağmur! Benim güzel oğlum, hoş geldin evimize. Şenlik getirdin evimize. Oh, iyi kurban olurum ben. Hadi Şermin, gel bir kahve içelim. Kalk bakalım Tosun'u. Hadi kalk bakalım. Hadi gel bakalım evimize. Hadi güzel oğlum. Fındık mısın? Ha? Bizim zamanımızda tavan yüksekliği diye bir şey vardı. Şimdi bu balkonu birleştirdi, salon genişledi ama karton peri döşemiş. Bütün tavan yüksekliği bu kadar artık yani. Olacak iş değil. Oğlum artık yesene ya, ayıp oluyor. Kumdan kale yapar gibi mır mır oynuyorsun onunla yani. Aman bu yeni nesil böyle şekerim. Yemek falan yok. Anca nam nam style'a dans etsinler. Teyze, senin dediğin o dans var ya, senle yaşıt biliyor musun? Biz Kalifa zaten geldi, onun içinden geçti. Bir şarkı yaptı adam. 3 milyar izlendi. 3 milyar. Boru mu teyze? Sana 3 tane akraba saydıysam isim veremezsin bana. Yeter bir sen de artık oynayıp durma şununla. Aç ağzını. Ya. Aç. Ha? Oha! Bu ne güzel bir şey ya. Maide teyze bu. Bu nasıl bir şey? Şu anda var ya bildiğim mindfuck oldum ha. Herhalde olacaksın. Güzel tabii. Benim kısırı daha yeni yedi. Sen daha dur. Maide teyzeni tanımıyorsun sen daha. Bırak sen şimdi şu çocuğu da. Bence sen beni dinle. Şu günlere geri dön. Ha? Bak başka türlü Suzan'ın çenesinden kurtulamayız. Yılan ya o kadın. Vallahi. Sen niye gün yapmıyorsun? Sebebi neydi ki? Oğlum ağzın doluyken. Olmaz ama ya. Yeter yani. Maide daha dün vallahi dedi ki, tabii hazır aldığı yemekleri yerseniz zehirlenirsiniz tabii dedi. Ne dedi, ne dedi? Kısırı da hiçbir zaman o yapmadı. Mezeciden alıyor, iyi bir mezeci bulmuş diyor. Hem de fabrikasyon, kıvamı tutturması mümkün değil diyor. Bir de ne diyor bir bilsen, günlerde taktığı babaannesinden kalma gerdanlıkta çakma diyor. Yeter artık, dayanılmaz bir şey bu ya. Benim 8 kuşaklık gerdanlığım saf 24 ayar altına ya. 6 tane arsa alınır onun, öyle bir şey olabilir mi ya? Her bir baklası erişçiliyor onun. Topkapı Sarayı'na götürsem üzerine isim verilir ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey nasıl olur Yağmurcuğum? Nasıl böyle bir şey söyleyebilir bana ya? Böyle bir şey nasıl söyler? Nasıl söyler? Ya var mı? Söyleyemez. Söyleyemez. Olmaz.
Güngör'cüğüm çok mu ses çıkardı? Ben mi uyandırdım? Yok yok. Kanada Başbakanı aradı zaten. Trudeau. O yakışıklı olan çocuk. Dedim bak bana anlatma dedim. Git kime anlatıyorsan anlat ama bana anlatma dedim. Kız kardeşim yapmamı istemiyor artık böyle şeyleri dedim. Bir de çok yıprandın. Hep telefondasın. Kulaklık da kullanmadın. Lavabo yoğun. Yuttum. İyi yaptın. Şermin, bak Güngör'ümü de uyandırdım ben o pis yüzünden. Ben de gün yapıyorum. Git herkese haber sal. Hatta yarın benim evde gün yapıyoruz. Bütün mahalle, memlekete söyle. Bütün memleket bana gelsin. Bak gör bakalım Maide Sultan günü nasıl yapıyormuş. Balkanlar, Kafkaslar, hatta Kuzey Kıbrıs. Herkes bunu konuşacak. Her sene seneyi devriyesi kutlanacak bugünü. Şermin kalk git haber ver. Kız hemen gidip herkese haber vereyim. Hadi Şermin. Yağmur, oğlum. Sen de hemen şu alışveriş listesini gidip alıyorsun. Oha, bu nasıl bir liste ya? Burada orta halde bir Afrika kabilesini doyacaklara yemek var. Sen kaç kişi çağırıyorsun bugüne? Teyze, oha denmez. Hemen gidip listeyi alıyorsun, alışveriş yapıp benim de işime karışmıyorsun. Ortalıkta sakın fazladan dolanayım deme. Hadi fındık. Çok güzel. Aç.